2011'de tutuklandı. Metris'te kaldı. Metris'ten sonra işte Tekirdağ'da kaldı. 4 sene orada kaldıktan sonra Kocaeli'ye, Kocaeli Birnoğlu Fethi Kapalı Cezaevinde. Orada hastalandı Ulaş. Daha önce de bir tüberküloz hastalığı vardı. Daha önce de yani işte biz memleketteyken tüberküloz hastasıydı. Ardından rahatsızlanınca Ankara'daki Sincan Devlet Hastanesi'nde kaldı 4 ay. Ondan sonra 5 ay Sincan cezaevinde kaldı Ankara'da. Ondan sonra tekrar Kandıra Birnoğlu Fethi Tipi cezaevine getirildi. Hani zor bir süreç geçirdik. Hani bir sene 2 ay falan oluyor ben abimi kaybedeli. Zaten Ulaş abimin de cezası bitti yani. Hani yattı yani cezasını yattı bitirdi. Şimdi tekrar işte bir süreç başlıyor. İşte 6 ay daha cezası uzuyor. İşte sorular soruluyor. Pişman mısın, değil misin gibi sorular. İşte moral ihlali gibi hani böyle sebeplerden dolayı ceza uzuyor. Hani bir daha uzar mı bilmiyorum. Belki uzar. Peşine bir daha uzar mı? Onu da bilmiyorum. Hem bizim için hem onun için yani gerçekten sıkıntılı bir süreç. Bu şirketi makine de ben efeksiyonu klasken Turgay tüm haber ne de tüm ama ku telefonu da haber şu madde de duanı ben meksus lahat kujun. Bu mu lahat kujun. Çıka telefonu ki de duanı mı kastan cezaevi de kujun. Ama kudu haqqı ve nehele, kudu haqqı pütümeni, kudu pütümeni, kudu pütümeni, خودت خودت او چی جی بکم دی سال پی دوا خانه دی سال پی دوزا خانه مش دوا دوزا خانه و نابن حتی امر مل دنیا سر بیار دردی هاج دلی مه ده دردی چه دای کان هیچی دردی وان ایشان وان جی تکشینم خودت حق منه هیله